Nostalji serimizin Need for Speed Underground 2 oyunundayız. İlkini çektik. Dedim ikinciye de devam edeyim. İlk oyun çok beceriksizlik üzerine oldu. Sanki çok becerebiliyormuşum gibi, sanki bir şey olacakmış gibi ikinciyi çekeceğim. Şimdi bakalım, oynayalım, eğlenelim. Oynamamı istediğiniz nostalji oyunları, yani geçmişte kalan oyunlar varsa en az 10 yıl geçmiş olması şartıyla tabii. Nostalji olsun yani gerçekten. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama keyifli ama değil, bilmiyorum. Ben bazı oyunları oynamaktan keyif alıyorum. Belki siz de görmekten keyif alırsınız. Biraz rezillik yapalım. Hadi bakalım. Yarış olarak nereye gidelim abi? Şuraya ben atlayabiliyor muyum? Tamam. Yok, atlayamıyorum. Ben neredeyim? Ben buradayım. Mavi olan hangisiymiş? Street X. Bunun yarış türünü ben unuttum açıkçası. Hatırlamıyorum. Ama gidelim. Hadi. Bak, ellerimi salıyorum. Bir dakika. Yine de eğlendiriyor. Yani ben bu kadar oynayabileceğimi falan düşünmemiştim açıkçası. Yani beceri olarak değil, keyif olarak oynayabileceğimi düşünmemiştim. Hala gideri var bence oyunun ya. Dediğim gibi NFS eskisi gibi oyun çıkartamıyor bence. Yeni oyunları bu kadar zevk vermiyor. Ya orta halli bir bilgisayar, giriş seviyesi bir bilgisayar mesela. Onda oynayabileceğiniz için gayet keyifli bir oyun abi. Lan buradan dönmüyor muyduk? Hiç bakmamışım ki haritaya. Arkada mı kaldım? Oğlum ben bunda işte sağa sola bakamamak biraz gıcıklık oluşturuyor. Bunu kaybedemiyor muyuz ya? Burada gösteriyor. Anahtar tam üzerinde gösteriyor. Şuradaymış. Excellent. Ben bütün draft diyorum. Driftleri es geçeceğim. Hiç beceremiyorum. O zaman da beceremezdim. Tamam, anladım. Yani herhalde anladım. Kaç tur? 3. 3. Ben bunları geçen hızlanmam iyi değil mi? O kadar da kötü bir sonuç almadık. Aa, geçti lan benim. Çok genişten alıyoruz be. Winner. Sadece çok az para veriyorsun abi. Tek derdim bu. Ben bu kadar parayla ne yapacağım anasını satayım? O kadar yarış yaptık. 1600 dolar toplamışız. Dilencilik yapsam, drift'i de hiç beceremem. Dilencilik yapsam daha fazla kazanırım anasını satayım. Performans shop. Atlayamıyor muyuz buraya? Hayır abi, ben direkt atlamak istiyorum ya. Çok uzak abi, ben oraya kadar niye araç süreyim ya? No. Mesela burada direkt garaja gidebiliyorum. Aa, burada ortadaki şeyi seçelim. Jump to garaj. Bir garaja gidelim. Eklenti falan alabiliyor muyuz, ona bakalım. Change parts. Performans. Rewards. Save. Tamam. Şu parçaları bir değiştir bakalım. Body kit. Change performance part. Tamam.
Bir performansımızı arttıramıyoruz. Bunları açmak mı gerekiyordu lan? Hayda. Sıçtık. Ama neyse, en azından evimize hızlı geldik diyecektim, gelmemişiz. Bu garajmış. Bizim garaj burada. Şuna bir gidelim. Oradan da yarışa gideriz. Birkaç bir şey alalım yani. Para gösteriyor lan orada. Welcome to Mega Low Parts. This is the place to get all your basic tuner gear. The selection ain't the best, but they're always open and easy to find. Poke around, see if there's anything that catches your eye. Hey, Engine. swap out stock parts Ha, with ucuzmuş lan aftermarket bunların hardware to parçaları. slam more power from your ride. Şimdi bu benim üzerimdeki mi? Ha yok, turuncu olarak artışını gösteriyor. Kaç para oğlum bu? Total 1200 dolar. %20. Benim az hızımı artıracak bir şey yok mu abi? Now, transmission is where you lose most of your power, so any upgrade will help you get more ponies to the blacktop. Vallahi Tighten your hızımı line, artıracak bir şey get rid yok. of that stock suspension for firm hold and grip. Hayda. Endlich. Ha, vardı da ben mi seçemedim lan? Bir dakika. Ha, şurada şeyler var. Tamam. Power, tork. Bunu seçemiyorum. Bu kapalı. Buna 1200 dolar vermek bilmiyorum. Bazı şeyleri açıyor olabilir. Abi hiç katkısını göremedim ki şu an. Power 388'e çıkıyor. 3.88'e. Alsam mı? 500'e aslında bayağı güzel bir yükseltme. Yes. Şimdi mesela bununla bu aynı şey değil anladığım kadarıyla. Ya da aynı. Hepsini üzerine ekliyor. Tamam. Ritpack. Ha. Burada paket halinde satılıyor. Ben hep unutmuşum lan bunları. Bak paket hali varmış. Ben gitmişim tek parça halini almışım. Salak gibi. Return to stock desem paramı geri vermez herhalde. Neden versin? Çünkü. You can change the timing of your Heh. monster by upgrading the Speed ECU. buradaymış. Keep the ponies coming. 680 dolara ben bu paketi alırmışım abi. Alırım. I am. Why? Apex yapalım. Neye ne katkısı var? Eğer var mı? Onu bilmiyorum tabi. Tamam, bu olsun. Paket halinde almak güzelmiş. İkinci seviyesi. Bir de şöyle bir şey. Tamam, o standart. Bunun paketinde ne var abi? Bunu paket halinde alsam 800 dolar.
Sen ne sağlıyorsun bana? Şu an diferansiyel ayarı, bilmem ne, çarçur. Süspansiyon. Kaç dolar? 520 dolar mı? Total 600 dolarmış. Bende 520 var. Olmadı. Tires. Frenler bilmem ne kapalı. Nitro alabiliyor muyum? 750 dolarmış. Abi bir dakika lan. Bu 720 yazıyor ama indirimli halini göstermiyor. O zaman ben şeyi alabiliyordum. Bir dakika. Bunda 600 dolar diyordu. Hani 150 dolar düşmüş hali. Tamam. $750 yapıyor. Şunu alayım ben. Yapacak bir şey yok. Sonra paket deyince pakette olmayanları ekliyordur herhalde. Tamam. Bunun bana ne katkısı var görmem lazım ama böyle olmaz ki. Yani bir görsel katkı ya da bir şey olsa. Gerçi kaç yıl önceki oyundan bahsediyoruz. Abartmayayım ben de. Bu bile bir devrimdi yani sonuçta. Şimdi drift'i beceremem abi de haritanın başka bir tarafı açılmadı. Hani açılsa gideceğim. Bunu geçmeden açılmıyor mu? Eğer öyleyse var ya hiç beceremem. Aslında Most Wanted'ı oynamak lazımdı. Hani eski Most Wanted'ı. Onu da oynarız. Oo, çok güzel kaymadım ben. Ben de çok becerebiliyormuşum gibi. Of, hiç beceremediğim yere geldim. Küçükken de beceremezdim. Bunu da birinci mi bitirmek gerekiyordu? Ulan ben boşuna uğraşıyormuşum. Bir dakika. Şimdi halledeceğim. Ben Space'le kendim de kaymaya çalışıyordum. Yine ikinci olmuşum lan. Dur. Halledeceğim, halledeceğim. Restart. Tamam, bir şey yapmam gerekmiyormuş ki oğlum. Çok kolaymış lan bu. Ben boş yere Space'e basıyormuşum. Oğlum bana çarpmayın. La sizin yüzünüzden puanım gitti ya. Yani ağzına sıçayım ben ya. Hiç bilmiyorken daha iyisini yapmam. Olacak olacak. Şunlardan kurtulursam daha iyi drift yaparım.
26 bin yaptım. Çok beceriksiz bir şekilde de hallettik. Yalnız adam 13 bin yapmıştı ilk şampiyon olan ilk turda. Ben 26 bin yapınca o da 20 bin yaptı. Orospu çocuğuna bak. Bu bölümü bitirdik anladığım kadarıyla. Bitmiş olmalı. Ne diyorsun? Şanslar. Bana da. Başka. Performans Shop'a yeni şeyler gelmiş. Başka. Body Shop. Tamam. Tamam şimdi. Haritamıza bakalım. Evet. Yeni yarışlar. Şimdi. Önce bir yarışa katılalım. En yakın yarış ne var? Niye bu kadar büyük bu harita? Şey küçük bu harita. Büyütemiyor mu? Valla neyi seçtim? Lan drift neyse. En sevmediğimizi en başta halledelim. Sonra rahatlayalım. Geçemezsen çıkarım zaten. Burada yapamam. Çekilin. Geçemem böyle. Oğlum çeksene yanımdan. Ya bana gelip niye çarpıyorsun abi? Bunlardan kurtulup oha sonuncu olmuşum. Şampiyon 20 bin yapmış. Bir kere daha denerim. Gerçi aracımız buna uygun da olmayabilir. Siktir et. Az ileride bir şey var mı? Var gibi Hey görünüyor. man, did you hear? Access to Beacon Hill just got Bu da mı cleared. drift? You should scope it out. Talk to you later. Niye bakmıyorsam haritadan? Sprintmiş. Yo. Tamam, sarılar drift. Tamam, bu da driftmiş. Siktir et. Biz en yakın olarak şuna bir gidelim. Aracın şu performansını görmeden yarış yapamadık yani. Hemen gidip parça almak istemiyorum. Gelişimi hissedelim yani. Boş yere her parçayı alıp para da harcamamış oluruz. Çok güzel gidiyor şu an araç. Ben seviyorum çok. Şunu drift'te yapsam işte kazanacağım. Lan geçtim. Tek turluk bir yarış değil mi? Ne zaman aracımızı test edelim. Geri mi kalmışız? İdare eder mi? Onu bilmiyoruz. Yoksa anam oğlum çeksene. Şu an iyi gibi sanki araç. Kimse de nitro da yok bildiğim kadarıyla. Lan oğlum. Şerefsiz. Diğer yoldan geçti beni. Araçlar iyiymiş. Bir kere
tam olarak çarptık da sayılmaz. Ona rağmen yetişemiyorum. Düz yolda yetişemiyorsam sıkıntı. Yetişiyormuşum, tamam. Aslında nitro almam lazım. Şu avantajlı hareketleri yaparken nitro kazanırız. Senin ecdadına var ya, iyi kurtardın ha. O 500 dolar kurtardı beni şu an. İsterseniz Most Wanted'da oynarız. Most Wanted efsaneydi zaten. Yanından kayar geçerim diye düşündüm. Denk getiremedim. İşler de hemen geliyor. Keskin bir dönüş var. Hop, tamam. Başka çarem yoktu. Ah, hatırlıyorum hep bu yolları. Lan. Dedim yanlış bir yola mı saptık, çıkış yok mu? 2 saniye farkla kazanmışım lan. Harbiden. Bir çarpsaymışım, sıçmışız. Select a sponsor. İlk sponsorumuzu alıyoruz. Hadi bakayım. Kaç para veriyorsunuz lan? Katılım bonusu 1275. Kazanırsan 1100 mü veriyor? 3. Üçüncü lig öğretiriz. Üçüncü yarışta da yok. Sponsor race 3 yok. Race. Ha, driftlerde veriyor bu mesela. Tamam, şimdi anladım. Drag. Ben bundakisini alırım çünkü drifti beceremiyorum. Drag desen her zaman beceremiyorum. Beni sıkıntıya sokuyor. En iyisini circuit'te yaparız biz. Bunu alayım. Yanlış anlamadıysam eğer. Artık bir sponsorumuz var. Bakalım. Hemen bir sponsor yarışı düzenleyelim. Aa, oyun çöktü. Neyse, bu bölümlük bu kadar olsun. Kusura bakmayın. Şu an oyun çöktü. Eski oyun sonuçta. Hemen zaten bir sonraki bölümü çekerim, atarım. Kendinize güzel bakın. Kötü oldu ya. İnşallah kaydetmiştir.